Merhaba sevgili geekler. Agent Carter dizisini biliyorsunuzdur. Marvel evreninin şu ana kadar bize sunduğu aslında çıkış zamanına göre ikinci dizisi. Üstüne başka şeyler çıktı ama biz onun hakkında ilk defa konuşacağız. Fakat ilk sezonunu aslında zamanında izlemiştik. Şimdi biliyorsunuzdur ikinci sezonu başladı. Biz bugün Yiğit Caner Doğan, Can Türkdoğan ve ben Ömer Can Güldoğan. İkinci sezonun çıkmış olan ilk iki bölümünü izledik ve hemen ondan bahsetmeye başlayalım. İlk olarak ilk sezondan farklı olarak bu sezon farklı bir mevkiye taşındı dizi. Daha güneşli, daha renkli, daha canlı bir ortam gibi ilkine göre. Los Angeles. Ne düşünüyorsunuz bu konuda genel olarak? Ya şimdi şöyle, bu Los Angeles zaten o 1940'ların 50'lerin noir filmlerine çok kullanılan bir tema. Dolayısıyla yakışıyor bence dizinin içerisine yani. Evet. Yani New York noir dünyaya bence çok daha fazla yakışıyor. Evet. Ben açıkça konuşmak ama gerekirse, ama Los Angeles'ta evet okey. Yani bir de çünkü işin içerisinde yani Hollywood'u falan da dahil etmişler bu sefer. Evet. Ki o da yani Hollywood'un karanlık tarafına falan filan inceye gireceğiz gibi gözüküyor. Bir de şey çok tatlı olmuş ya. Yani o Los Angeles güneşli havasını pastel havalarla, pastel renklerle çok güzel vermişler kameralarda. Çünkü geçen sene New York'ta işte haklı olarak biraz daha böyle kahverengi, biraz daha böyle yağmurlu bir uhranlı bir tonu vardı. Bu sefer biraz daha parlak, böyle elbiselerde şey renkli renkli, herkes böyle bir kostümlü mostümlü. Bir de elbise konusuna bu sezon iyice girilmiş. Evet. Şey durmadan işte Jarvis'in hanımı durmadan elbise falan getirip gösteriyor ya. Yani hakikaten çok daha renkli bir dünya olmuş, benim de hoşuma gitti. Sözünü bayağı böldüm de. Yok lan, bitmişti zaten, estağfurullah. Ne kadar tatlısınız birlikte. Nikahımız Ağustos'ta. Bu sezonun belli ki devamlı da olacak gibi gözüken bir iki tane yeni karakteri var şimdiden karşılaştığımız. Bir tanesi Jarvis'in hanımı dediği gibi. Çılgın enteresan bir tip ki ikinci bölümün sonunda çok da light olmayan bir geçmiş olduğu, işte Nazi Almanya'sını falan birebir görmüş olduğunu bize söylediler. Nasıl buldunuz o karakteri ve genel olarak Jarvis diyelim belki? Ya şimdi şöyle, Jarvis'in geçen sezon zaten işte karısını devamlı anlattığını tanık oluyorduk. İşte aman benim hanım da şöyle kızar, aman benim hanım şöyle sufle yapar, aman benim hanım şöyle. Hani o yüzden bu şeyi çok ilginç bir sahne olarak buldum bu arada ben. İlk tanıştıkları zaman Peggy ile. Çünkü Peggy ile yani aralarındaki şey garip Jarvis'in hakikaten. Yani Jarvis bu kadar beyefendi olmasa kesin aşk falan, anladın mı? Yani diyecek yani dersin. Ama işte yani şöyle oldu, bir ilk geldi. İşte yenge Jarvis hemen bir teritoriyi markladı ya. Çünkü ilgime gidecekti o sana, hemen bir aldı böyle bir muah diye öptü öptü sonra. Ama sonra mesela onu uzatmadılar. O rekabeti uzatmadılar. Yani bana şey gibi geldi. Doğal bir hareket teritorisini marklaması. Çünkü güzel bir kadın var, kocanın yanına devamlı geziyor. Bir öp, okey. Ama sonra mesela ben al sana jartiyer yaptım, silahını koyabiliyorsun falan dedi. Carter da vay helal olsun sana falan diye, anladın mı? Sonra çok tatlı bir şekilde bir şeye vurdular orayı yani. Bir de hani şeye de ne bileyim işte Jarvis dövüş sanatları öğrenmiş. Carter'ı sonra geri indirdi, üstüne oturdu. Yani bayağı bildiğin yakınlaşma olarak düşünebileceğim bir sahne. Kadın geldi gayet. Aa bilmem ne, şunları mı şunları mı gösteriyorsun falan filan diye kenardan geldi. Orada çok net bilerek ters köşe yaptıkları belli oluyor değil mi yani? Evet evet yani ne olacak diye bekliyorsun. Çünkü orada kadın gelecek dedim ve kadın geldi. Ama ve ters köşe yaptı. Şöyle ya, kadın karakterlerin zaten işte Hollywood şeylerin narratiflerindeki genel yeri birbirleri rekabet içerisinde olmalıdır ya, bir erkek için kapışırlar falan. Onu ilk dakikada bir yapacakmış gibi gösterdi ama makul oranda, gerçek insanların yaptığı oranda yaptı. Ondan sonra işte bu hep zaten Marvel dizisi şeyi artık ters köşeye döndü. Dedi ki bunu kadınların arasında, bu iki güçlü kadın arasında güzel bir arkadaşlık çıkar abi dedi. Çat JRTL yaptım sana, ah sana işte şöyle anımı anlatıyorum falan dedi. Çat çok güzel bağladılar oraya yani. Bence kız da çok güzel oynamış açıkçası. Bir yeni karakter de, o da Carter'ımızın minik aşk ilişkisine hatta doğru gidiverdi. İşte Wilkes. Ne Wilkes'ti unuttum. Jason miydi, James miydi? İzleyicilerimiz yorumlandı. Basit internette 2 saniyelik bakmalık cevabı. O da fena bir karakter değil gibi. Evet. O ilk çıktığı zaman kesin dedin hani işte 1950'lerin Amerika'sında işte CIA vatandaşların yaşadıklarını işleyecekler. İşlememeleri, onu hiç ucundan kıçından görmememiz çok saçma olurdu yani. Güzel işleniyor gibi düşündüm ben. Bilmiyorum siz nasıl? Ben de açıkçası çok beğendim. Bir de zaten işte hani böyle siyahi barına girdiler. Orada işte muhabbetler falan. Yani şöyle bir durum var. Agent Carter geçen sene bütün hikayesini çok büyük oranda kadınların o eller toplumundaki dışlanması, bunun bugüne yansımasına da atıfta bulunarak yapıyordu. Bugün de sonuçta Amerika'da ırk ilişkileri çok konuşulan mesele, çok tartışılan mesele. Daha geçen işte Oscar adaylarının tamamen beyaz olmasından dolayı bir boykot konuşuluyor. Siyahi aktörler, aktrisler arasında. Bunların olduğu bir noktada tabii ki böyle bir konuya değinmemesi çok saçma olurdu. Çok güzel bir karakter ekleyerek girdiler ki, yani söylemek lazım, o karakter çizgi romanlarda
çok böyle arşivlerden çıkartılmış bir karakter. Yani Tales of Suspense, işte Madame Mask'ın falan filan, Iron Man'in bilmem nelerin hep böyle orijinlerinin çıktığı bir kısa hikayeli antoloji çizgi roman dizisinde bir hikayenin bir karakteriymiş Wilkes. O işte bir bilimsel deney ters gidiyor, bu görünmez bir adam oluyormuş falan. Hı. Öyle bir hikayenin şeyi. Hı. Hikaye daha böyle korkumsu falan bu arada. Oradan bulup çıkartmışlar. O sadece işte fan service. Yani maksat hani biri Google'ladığı zaman görsün de vay olsun diye yapılmış bir şey. Ama onun haricinde bence karakterin işte ben zar zor kendimi eğittim hani burada hademelik evet, yaparak. Evet, aynı şeyi söyleyecektim. Ya adamın self-made man olarak oraya evet. gelmesi ve hani onun gibi Afrikalı Amerikalı vatandaşları sadece işte buradaki bu firmanı çalıştırıyor olması evet. ve adamın da orayı kaybetmemek için hani ilk başlarda işte sonuçta tereddüt etmesi. Yani. Ben de konuşurken tereddüt etmesini falan çok iyi yansıtmışlar. Yani bence çok oturmuş ve güzel bir karakter olmuş. Ben evet. çok keyif aldım. Yakınlaşmaları da mantıklıydı bu arada Carter'la. Yani öyle hızlı işlenmedi. Bence çok ayarında gitti. O en son hakikaten o telefon kulübesindeki sahne çok hoştu falan filan girdiler beraber. Sezon ya ben çizgi romanlarda böyle bir orijini olduğu için ben devamını da göreceğimizi inanıyorum Wilkes'i bir noktada. Öldüğünden şüpheliyiz değil mi sen? Evet evet. Yani ben de şüpheliyim. Zaten Whitney geri döndü. Hı hı. Dolayısıyla oradan da şey ilginç. Şimdi bu süper güç de kazanırsa kazanacak gibi duruyor. İlginç bir dinamik olacaktır yani. Bir yeni karakterimiz de bu sefer kötü bir karakter olarak Whitney. Evet. O da Madame Mask'e dönüşecek veya zaten tabii, o tabii. falan filan belli ki. Onu da işte biraz şeyle bağladılar. İşte bu Zero Matter, ondan da bahsedeceğiz. Kadının yüzüne bir evet. maskeyi oradan falan. Takacak büyük ihtimalle. Herhalde. O karakter hakkında düşünüyorsunuz. Yani zaten onda da bir ufak şaşırttılar. İşte adam başta kötü mötü gibiydi. Meğersem asıl kukla ustası kadınmış gibi bir espri oldu. Veya öyle mi acaba? Yani ha yok, kadın yani hani şey erkeği yöneten kadın imajını yapmışlar yani. Bu arada aklıma da direkt gelen isimler Levent Kırca, Oya Başar, işte Haluk Bilginer ve Zuhal Olcaymış. Yani o adamlar kadınlarla birlikte o kadar yükselmiş ve tanınmış kişiler olmuş gibi gelir hep bana. Böyle bir şey geldi aklıma. Saçayım dedim, saçtı. Evet, dünyanın en alakasız yolu ayrımına saptın abi bu arada o kadar. Şöyle bir şey var mı sizce de? İşte Agent Carter erkeklerin egemen olduğu bir dünyada yükselmek için uğraştı, etti ve eninde sonunda yükselmeyi başardı. Bunun için asla ahlaki değerlerinden falan vazgeçmek zorunda kalmadı. Bu kadınsa oysaki işte Madame Mask olacak olan Whitney gene o da erkeklerin dünyasında falan evet. eziliyor. Yani aslında kocasından çok daha iradeli ve manyak bir tip olmasına rağmen hani kocası senatör oluyor, kocası o tarikatın bir parçası falan filan. Bu işte Agent Carter'ın tersi olarak sanki bütün bu ezikliklere, ezilmelere karşı kötü birine dönüşecek gibi bir şey. Ve Agent Carter'ın böyle zıttı gibi olacak gibi bir şey. Sizce de var mı? Bunun üzerine yok öyle bir şey derseniz çok bozulur. Ya bence açıkçası var, doğru bir tespit. Yani çünkü Dottie'de de biraz öyle bir durum vardı. Dottie'nin meselesi daha ziyade Agent Carter'ın içinde bulunduğu mücadele ettiği sistemin o kadınları hakir gören şeyini suistimal etmek için yaratılmış bir şeydi. Evet. Şeydi yani, anladın mı? Silahtı Doty. Ki Doty'nin bu sezonda olmasından çok memnunum. Bence o kız da çok iyi oynuyor bu arada, onu da söyleyeyim yani. Bence o tuttu ve direkt ilk bölüme bilerek koydular. Aynen aslında. Öyle. Kesinlikle katılıyorum. Whitney'nin ise bence iki derdi var. Birinin senin gibi biraz anti Carter olma durumu var. İkincisi de bence bu Hollywood daki seksizme de değiniyorlar onun üzerinden. İşte direkt yani hani kırışıklıkları çok, düzelt, evet, aynen, yüzüne aynen. ışığı bas bak, vesaire. Ki, bunu ben hani mask olduğu için kadının yüzüyle ilgili böyle evet. bir şeyleri önceden verdikleri ama yani bunu çok güzel vermişler. Çok güzel vermişler. Yani adam kadından 15 kat daha yaşlıydı. Aynen öyle. Hiçbir yorum yapılmadı. Herif bir de askere maskere gidiyor ama dede bey yani. Evet evet. Ama kadının yani yüzü güller gibi. Aynen taş öyle. Bu kadınken kadına böyle şey olsun. Bak diye. İşte bir şey diyeceğim. Moffat otursun ders alsın abi. Not alsın hakikaten bu bölümü izlerken. O Sherlock'ta arada işte kadın da olsa insan insandır tiradını yazacağına. Yani şu sahne mesela bak hakikaten öyle. Adam daha yaşlı, anladın mı? Adamla ilgili zero feedback. Hiç adam gelip şey buna makyajını tazeleyin demiyor.
Ama orada yönetmen işte tamam canım he falan filan. Bir de yani bunu gül yüzle söylüyor, anladın mı? Mahçenin veya kırışıklıklar ne oldu falan filan. Biraz daha korseyi sıkalım mı kalın mı falan filan bilmem ne geyiklerinden. Öyle ama. Yani çünkü öyle. Kadın yaşlandığı zaman daha çabuk yargılanıyor. Ve işte 1950'ler zaten. Zaten 1950'ler. Evet. Ki yani günümüzde de aslında bunun olmadığını söyleyecek insan az, anladın mı? Yani kesinlikle. 40 yaşından sonra aktrisler iş bulmakta zorlar bilmem ne bilmem ne. Ama yani sonuç itibariyle bunu girerken Kör Gözü Parmak bir sahne yaptı, bunu ayırdı bir sahne. Ama bir sahne oturttu meseleyi. Sonra Madame Mask olmasa da buraya girecek. Ki ben söyleyeyim, Madame Mask bence Marvel dizilerine gelmiş şu ana kadar. Tabii yani Netflix'i şey yapıyorum ama Agent Shield ve Carter için konuşuyorum. En yüksek profilli villain. Ben Madame Mask'ın çok çizgi roman okudum. Hem Iron Man'le, ki Tony Stark'la arada ilişkileri falan da oldu bu arada. Hem Hawkeye'in villain'ıydı bir dönem, işte o efsane çizgi romanda falan filan. Madame Mask bence çok şey bir çizgi roman karakteri, çok keyifli, çok ilginç bir çizgi roman karakteri ve aktrise ben bayıldım. Bence çok iyi oynadı yani ilk iki bölüm boyunca da. Yani o karmaşayı, o böyle sessiz kararlılığı çok iyi verdi aktris diye düşünüyorum. Evet. Peki, herhalde herkesin bu bölümü, yani Agent Carter'ı işte izleyince dikkatini çeken bu işte kara madde, Zero Matter falan var ve birçoğumuz düşündük ki bu herhalde Agents of S.H.I.E.L.D.'daki siyah şey, monolit falan filan. Bu var mı öyle bir şey? Ya yapımcıların bir açıklaması var. Bu yani öyle olmadığı gibi Doctor Strange'e bağlanacağını söyler bunu. Yani Dark Force olduğunu söyler onu. Sadece ismine Dark Force değil, o zamanki bilim adamları Zero Matter demiş. Çünkü zaten Wilkes bir noktada şey diyor ya, başka gezegenler, başka boyutlar diyor ya. Şimdi başka gezegenler okey. Yani başka gezegenlere Marvel başka karakterleri giriyor. Ama başka boyut dediğin için şu an Marvel Cinematic Universe'da boyut zaten meselesiyle ilgili. Evet. Doctor Strange'den başka ilgilenen yok. Doğru. Ki o da henüz başlamış değil. Başlamış sadece değil. Gelecekte olacağını şimdi biliyor gibi. Evet. Yani bu arada Agent Carter'ın buraya bağlanıyor olması biraz enteresan. Çünkü Agent Carter şunu söylemeye... Agent Carter Marvel'ın film ekibinin gerçekten içinde olduğu, en çok içinde olduğu Marvel televizyon projesi. İşte Kevin Feige de ilgileniyor. Doğru. Louis Despacito'lar falan filan çekiyor. İşte Captain America'nın yönetmeni geçen sezon 2 bölüm çekti falan. Ki aslında oyuncular açısından da öyle. Çünkü filmlerde gözükmüş karakterler. Agent Carter, Howard Stark, evet, Howard Stark falan. Dolayısıyla öyle bir şeyi var. O yüzden geçen mesela sezonda da Black Widow programını orijinalini anlatarak Age of Ultron'daki Black Widow'un background işte o bağladılar, şey aynen öyle. Julie Delpy gelip işte vur hani falan filan geyi yapıyor diye oraya bağladılar. Dolayısıyla bunun da Doctor Strange'e bağlanıyor olması aslında Agent Carter'ı çok unik bir pozisyona sokuyor yani gerçekten. Ki benden dizinin de bu arada düşük ratinglere göre devam etmesinde bu film ekibinin olan ilgisine de bağlıyorum. Güzel de bir şey yani. S.H.I.E.L.D.'a da bağlanacak zaten en nihayetinde. Evet, S.H.I.E.L.D.'a da bağlanır büyük ihtimalle bir noktada ama o ne nokta olabilir bilmiyorum çünkü S.H.I.E.L.D.'a şu an çok ayrı terahinden gidiyor yani. O da tamamen ilgi yok. S.H.I.E.L.D. derken ben şey demiyorum yani normal S.H.I.E.L.D. organizasyon sana tabii. Kesinlikle bağlanacak ve onu artık bu sezon mu görürüz bilmiyorum ama yani organizasyonun temellerinin nasıl atıldığını vesaire burada görüyor olacağız. Ona ben çok heyecanlanıyorum açıkçası yani. Agent Carter'ın ve çevresindeki birkaç kişinin, işte Howard Stark da olabilir, S.H.I.E.L.D.'ın kuruluşuyla filan bir bağlantısı olduğuna dair bir sezgimiz, bir şeyimiz var, fikrimiz var. Peki sizce, yani bu doğru da olmayabilir tabii, en de sonunda başka bir yerden çıkabilir ama zaten bir alakası olacak herhalde illaki Carter'ın filan. Sizce bunları, yani bu dizide S.H.I.E.L.D.'ın kuruluşunu filan hiç acaba görecek miyiz? Yani şöyle, zaten Marvel Cinematic Universe külliyatında, canon'ında şu an Carter, Peggy Carter ve Howard Stark kuruyor S.H.I.E.L.D.'ı. Yani sonra Winter Soldier'da işte onların böyle resimleri aslında kurucu gibi. Yani doğru öyle bir şey var. Evet, evet. Yani belirleniyor. Ant-Man'de de gördük ya Agent Carter'ı falan. Gördük ama orada hani biz S.H.I.E.L.D.'ız diye durmuyorlardı sonuçta. Yok, biz S.H.I.E.L.D.'ız diye. Öyle mi duruyorlar? Evet, evet, tabii. Ama yani şöyle, orada yani zaten bağlanacak ama bu sezon olması biraz zor gözükse de benim sanki bu işte bu Jack'in yanına FBI'dan abi geldi. Hani kardeş bak SSR boşa çıkıyor. Hani ayağına denk al falan çekti. O biraz S.H.I.E.L.D.'ın kuruluşuna yönelikmiş gibi geliyor. Şöyle olabilir. S.H.I.E.L.D.'ın kuruluşunu ne tetikleyecek? S.H.I.E.L.D.'ın kuruluşunu tetikleyecekse bir süper işte human durum çıkması, kriz çıkması dedikler değil mi? Akla yatkın onu. Madame Mask oraya bağlanabilir. Bu Zero Matter falan filan geyiklerinin. Aa bak demek ki böyle tehditler hala var. Çünkü yani muhtemelen şu anki düşünce tarzı o dönemki insanlarda. Tamam Captain America yaptık bitti. Hydra ile bitirdik. Kalmadı herhalde Superhuman falan, anladın mı? Hani büyük ihtimalle düşünce tarzı o yönde. Şimdi işte böyle bir Zero Matter falan filan çıkarsa herhalde S.H.I.E.L.D.'ın kuruluşunu tetikleyebilir.
Peki bir kötü adamlar tarikatı gibi bir şey var. İşte o tarikat hakkında fikirleriniz ne? Agents of S.H.I.E.L.D.'daki tarikatla bir alakası var mı yoksa alakasız mı? Yani logoları benziyor garip bir şekilde ama o tarikat Hydra değil miydi yani bu tarikat Hydra olamaz. Çünkü Hydra'nın kolunun şubesi falan. Yani Hydra'nın böyle bir Los Angeles yerel şubesi falan çok saçma çünkü Hydra lan işte yani. Hydra şu esnada Marvel Cinematic Universe külliyatında S.H.I.E.L.D.'ın içerisine sızmakla meşgul. Yani bitlik diye ayak yapıyorlar. Yani okey yani bir yandan Los Angeles'ta kulüp tutup toplaşıp golf mu oynuyorlar yani ne kadar saçma ama yani bilmiyorum şu an o tarikat nereye bağlanacak. Şimdi S.H.I.E.L.D. yok ki ama daha. Hayır, o yüzden okay. İçlerine sızabilecekleri bir organization diyor. Geçen sezon şeyi gördük ya abi işte Zola'yı. Ha doğru. Geçen sezon Agent Carter'ın geçen sezonu Zola yani başladılar şu an itibariyle zaten. Ama benim merakım şu, ya benim asıl derdim şu. Bence Marvel filmlerinde artık dizilerinde bir yasak gelinsin. Kötü adamlar konseyi olmasın. Ben çok yani çok olmuşum şu an. Anladın mı? Yani Daredevil'da vardı, S.H.I.E.L.D.'da vardı, burada var, işte Winter Soldier'da var. Her yerde bir kötü adamlar yeter daha yani okey. Yani kötü adam bir solo takılsın bir de bir münferit bir durum olsun. Hep bir konsey yani. Senin dükkanı kapatıyoruz. Kapatalım. Evet ya bir de öyle tripleri var yani anladın mı? Hani böyle kötü adam konseyler ama oturup mesela böyle muhasebe tartışmıyor anladın mı? Yapıyor mesela ya. Ben o konseyde olsam şöyle olur herhalde adam. Tamam kapatıyorsun evet. Ne? Ha mum mu? Üf tamam abi Allah. Bahsetmediğimiz bir başka konu da Carter'la Susan'ın arasındaki işte romantik gerilim. Keza Susan kendine başka bir yavuklu bulmuş zaten şimdilik oradan devam edecek gibi ama kız bana çok yani ipi kısa öyle bir uzun ömürlü geldi. Uzun ömürlü gözükmüyor yani. Kız o kadar iyi ki ölecek gibi değil mi? Yani çünkü muhteşem bir kadın. Evet evet tertemiz yani böyle sandviç bandviç getirmiş hemşire, Fury Pak aynen. Yani hakikaten yani bir de şey oldu ya Carter'ın yavuklusu da öldü falan hani öyle falan. Yani ama yani şöyle bir durum var Carter'la ben o meselenin çok uzamasını istemiyorum açıkçası. Çünkü yani Carter'la Susan'ın bende çok güzel bir kimyası var. Yani ev yavuklu olacaklarsa olsunlar. Bence çok da mesele sünmesin ya. Yani bilmiyorum ben çok keyifli. Bilmiyorum çok da süneceğini ben zannetmiyorum. Yani ya kız ölür çabucak ya da işte bir şey yani. Çünkü Marvel dizileri sündürmüyor. Evet evet. O yüzden 8 bölüm nereye sünüyor? Ya da herif yani. Evlenecek yani kızla falan filan. Sonunda Carter'da gerçek aşkını bulacak. Evet. Ya da işte, yani çünkü asıl gerçek aşkı Steve Rogers. Tamam da Winter Soldier'ı toruna torbaya karışmıştı ya. Aynen. O yüzden bulacak yani bir şey. O çok üzücü ya. Onların asla tekrar bir araya gelmeyeceğinden %100 emin olmamız üzücü. Evet abi o çok ben onu her izlediğimde de böyle yani şöyle o çok garip bir şekilde Hayley Atwell bence ki Hayley Atwell'ın performansını ben bir posta övmek istiyorum. Çok iyi. Bitirdim. Hayley Atwell bence çok acayip bir şekilde performansının nüanslarıyla her zaman Steve Rogers'ı taşıyor. Yani ben ne zaman o biriyle tanışsa gözlerimde şeyi görebiliyorum anladın mı? Bir Steve değilsin ama okey. Hani hep onu veriyor. Evet. Ve mesela sonunda da Wilkes öldüğü zaman çok güzel oynadı o sahneleri. O sahnelerde de ulan yine birini sevdik Supernatural'a gitti oldu anladın mı? Kız evet onu, yani. Yani onu çok güzel şey yapıyor bilmiyor yani. Bilmiyor ki bu öldüğü zannettiklerin hiçbiri ölmüyor aslında. Evet aslında ölüyor. Agent Carter 1950'ler. Marvel'ın bize böyle enteresan bir dizi olarak koyduğu. Başta sadece bir sezon olacak olabilir dediler ama tutunca nispeten veya en azından çok fazla reytingleri yüksek olmasa bile seven kitlesi çok sevince herhalde devamını getirdiler. İyi ki devamını getirmişler diyoruz. Agents of S.H.I.E.L.D.'ın da olmadığı şu zamanlarda ilaç gibi geliyor. Marvel sinema evrenini bize güzel güzel izlettirmeye devam ediyorlar. Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sezonu izlemiş miydiniz? İzlemediyseniz yani bizim bu programı neden izliyorsunuz orası hiç bilmiyoruz. Fakat herhangi bir fikriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Onun dışında her zaman olduğu gibi sitemizi ziyaret etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Agent Carter.